Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh, ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadakallahu lazim. Doğruluktan ayrılmayan yalancının yanına yalandan da yılandan kaçar gibi kaçan aziz cemaat. Muhterem ümmetler. Buyuruyor ki Rabbimiz, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Buraya dikkat edin. Doğru söz söyleyin ki, doğru olun ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. İşler düzgün mü aziz cemaat? Elhamdülillah. O zaman siz doğrusunuz. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa, felaha, mutluluğa ermiş olur. Yani kim doğruluk üzere olursa o mutluluk ve felah üzere kurtuluşa ermiş olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ne buyuruyor? Bakalım. Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hainlik ile güvenilirlik, emniyet bir arada bulunmaz. Hem imansız olacak, hem imanlı olur. Böyle bir şey yani. Hem doğru olacak, hem yalancı. Bir kalp ısınmaz bunda. Bir bedene girmez bunda. Onun için doğruluk üzere. Ya doğruluk üzeresindir, ya da yalancılardan yalan üzeresindir. Rabbim bizleri nifaktan, ikiyüzlükten korusun, muhafaza olsun edilesin de farkında olmadan bu işlere düşer, bu cürümleri işlersek affeylesin inşallah. Doğruluk iyiliktir aziz cemaat. Yalan kötülük. Doğruluk rahmettir. Yalan ise felakettir. Hak doğrulukla yerini bulur. Yalanla hak zayi olur, kaybeder. Doğrulukla kazanılan mal ve mülk bereketlenir. Helaldir. Yalanla elde edilen hiçbir şeyde hayır yoktur. Piyango kime çıktı biliyor musun? Takip eden var mı? Akıbetini biliyorum. Yani her sene izliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Böyle haram paralara tevessül edenler, insanları, milletin ahını alanlar sonunda felakete sürükler. Yuvası dağılmaktadır. Kendisi bitmektedir. Aklı bile zayi etmektedir. Allah korusun. Onun için böyle haramlara, yalanlara tevessül etmeyin aziz cemaat. Yalanla elde edilen hiçbir şeyde hayır yoktur. Onur ve haysiyet doğrulukla kalıcı hale gelir. Allah'ın rızasına doğrulukla varılır. Yalanla varılacak yer ise ancak cehennem azabıdır. Allah katında sözün değeri, hakkı ve hakikati ne derece yansıttığıyla ölçülüyor. Çünkü söz, kalbin ve gönlün tercümanı, özün ve ruhun aynasıdır söz. Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluktan ayrılmayın buyuruyor.
Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de nereye? Cennete götürür buyuruyor. Ama kötülük, ama yalan, kişi yalan söyleye söyleye şakilerden yazılır. Yalan da insanı cehenneme götürür. Yani velhasılı aziz cemaat, yalan toplumda fitne ateşini ateşleyen bir fitil gibidir. Hesabın yayılmasına, dostlukların sona ermesine, masumların zarar görmesine ve hakların zayi olmasına çoğu zaman yalan bir söz sebep olmaktadır değil. Bunları görüyoruz. Bu nedenle aziz cemaat, doğruluktan ayrılmayın olmaz mı? Ya biz kazanırız, siz kazanırsınız. Doğruluktan ayrılmayan her zaman kazanır. Doğruluktan ayrılmayın, yalandan uzak durun. Yalan söylemek ne kadar vebal gerektiren bir davranış ise, duyulan her haberi de araştırmadan, sormadan, televizyonda böyle demiş. Kim demiş? Nereden almış o haberi? Efendim, komşu böyle demiş, Ahmet öyle demiş. Kim demiş? Nereden kaynağı ne? Bunları araştırın buyuruyor Rabbimiz. Size bir haber geldiğinde o haberin kaynağını araştırın. Ve buyuruyor ki Rabbimiz, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çok yapıyorsun bunu. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor Rabbimiz. Duyduğumuz şeyler araştıralım. Dini, ırkı, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun kimsenin izzet ve şerefine dil uzatmayalım. Hak ve hakikatin peşinden gidelim. Doğruluğu, saygı ve nezaketi kendimize şiar edelim. Kıyamet günü her bir sözün hesabının sorulacağını unutmayalım. Gönlümüzü karartan, kalplerimizi kirleten, çoğu zaman da hayatımızı alt üst eden yalandan sakınalım. Özümüz ve sözümüz doğru olsun, bir olsun. Ela inna hasana kelam, erbeğen nizam, kelamullah vali, ben aziz acı alem. Tebarekallah teala bir kelam, feyla kule ebba'an tesnihule, yansibul alehidul hamul, inne dina minne Allahi bisnah. Elhamdülillahi hamdel kamirine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen nebi ve tekrimen bi fekamet şe'ni sarafi şiddet ve safi. Fekal azze ve celle bi kaini mukbira ve amira. İnne Allahu ve melaiketa yusallina ala nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Rabbimiz Allah'a adaletli olmayı, iyilik yapmayı, hısır makrabaya yardım etmeyi emrediyor. Fakat fenalıktan ve kötülükten, yalancılıktan bizleri ne ediyor? Tutasınız diye Rabbim bunlara öğüt veriyor. Tutasınız inşallah.